arkadaşlar. Bugün 4. sınıf için konumuz ekonomik faaliyetler. Peki ekonomik faaliyetler nelerdir? Ekonomik faaliyet insanların geçimlerini sağlamak için yaptığı her türlü faaliyete ekonomik faaliyet adı verilir. Peki ekonomik faaliyetler kaça ayrılır? Ekonomik faaliyetler üretim ve hizmete dayalı olarak iki aşamadan inceleyebiliriz. İlk olarak üretime dayalı ekonomik faaliyetler nelerdir ona bir göz atalım. Üretime dayalı ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, sanayi, ormancılık, madencilik ve benzeri olan faaliyetlere ben üretime dayalı ekonomik faaliyet adı veriyorum. Peki hizmete dayalı ekonomik faaliyetler nelerdir? Adı üstünde insanlara hizmet için yapılmış olan faaliyetlere hizmete dayalı ekonomik faaliyet adı veriyorum. Peki hizmete dayalı ekonomik faaliyetler neler? Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, adalet, turizm, ulaşım ve benzeri türler hizmete dayalı ekonomik faaliyet içerisine girer. Peki bunlarla ilgili mesleklere örnek verecek olursak, üretime dayalı olan ekonomik faaliyetleri meslek olarak değerlendirdiğimizde tarımı gerçekleştiren meslek grubu kimlerdir? Çiftçiler, çobanlar, otomotiv işçileri, üretime dayalı ekonomik faaliyet grubunda yer alan mesleklerdir. Hizmete dayalı ekonomik faaliyetlerin mesleklerini örnek verecek olursam, öğretmen, doktor, pilot, şoför gibi mesleklere ben hizmete dayalı ekonomik faaliyet içerisinde yer alan meslekler diyebilirim. Bir ürün aldığımızda, yani satın aldığımız ürünü ben kaç aşamada inceliyorum arkadaşlar? Satın aldığım ürünleri 3 aşamada inceliyoruz. Nedir bu 3 aşama? İlk aşamamız üretim, daha sonra dağıtım, en son olarak da tüketim aşaması vardır. Peki üretim aşaması nedir? Üretim aşaması insanların ihtiyaç duyduğu malları ve hizmetleri meydana getirilmesine üretim aşaması diyorum. Örnek verecek olursam buğdayın ekilmesi, ekmek yapılması üretim aşamasında yapılan faaliyetlerdir. Dağıtım aşamasına baktığımda tanım olarak üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sisteme, aşamaya dağıtım aşaması adı veriyor. En son olarak tüketim aşaması üretilen mal ve hizmetleri müşteriler tarafından satın alınmasına tüketim aşaması diyorum. Örnek olarak verecek olursak bakkal, market, mağaza, alışveriş merkezleri gibi yerlerde ürünlerin müşterilere sunulması tüketim aşaması içerisinde yer alır. Bunları bir örnek olarak değerlendirecek, örnek verecek olursak mesela buğdaydan ekmeğin yapılması üretim aşaması iken yapılan ekmeğin arabalarla, kamyonlarla fırın veya bakkala taşınması dağıtım aşaması, bakkala taşınan bu ekmeklerin soframıza gelmesi ise tüketim aşaması olarak değerlendirebiliriz. Son olarak iki konuya değinecek olursak istek ve ihtiyaçlar konumuz yer alıyor. İhtiyaç nedir, istek nedir? Buna bir bakalım. İhtiyaç dediğimiz şey, yokluğunda hayati öneme sebep olabilen, yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olan şeylere ihtiyaç adı veriyorum. Peki ihtiyaçlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar yokluğunda hayati öneme sahip olduğum ihtiyaçlardır. Örnek verecek olursam beslenme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlar temel ihtiyaçtır. Sosyal ihtiyaç ise eğitim, sağlık, kitap okuma, spor yapma gibi ihtiyaçlar ise sosyal ihtiyaç içerisinde yer alır diyebilirim. İsteğe baktığımızda istek yapmaktan yapmayı arzuladığımız, yaptığımızda keyif alabileceğimiz şeylere ise istek adını veriyorum. Örnek olarak verecek olursak da futbol topu, bilgisayar, tablet gibi şeyler isteklerimizden bazılarıdır diyebilirim. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Ekonomik faaliyetlerle ilgili 20 tane test çözmenizi istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.